Heh canım, bir sen eksiktin. Aa, gerçekten de düştü bayıldı. Ya, yok, bunun tuzu az olmuş. Canan, hayır. İnanmıyorum. Baba dur, ne yapıyorsun? Ay ben gene fena oluyorum galiba. Çorbanın tuzunu da attım. Yemekleri de yaptım. Şakir de yumurtayı kırmış, burada böyle bırakmış. Şakir, yumurtan pişmiş burada, gelsene. Soğuk soğuk yenmez oğlum. Acele et biraz. Geldim anneciğim. Teşekkür ederim. Oğlum burada kek var. Çorba pişiriyorum. Daha dolapta bir sürü yemek var. Niye üstüne bir de yumurta kırıyorsun? Hayır, ye de yani. Sabah kahvaltıda ye. Öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde sulu tencere yemeği yememiz gerekiyor. Ama anne, ben senin yaptığın çorbayı sevmiyorum ki. Çok ayıp oğlum, çok ayıp. Yemek seçmezseniz daha çok boyunuz uzar. Daha güçlü, daha kuvvetli olursunuz. İleriki yaşlarda vücudunuz daha sağlam olur. O yüzden yemek seçmememiz gerekiyor. Doğru, haklısın anne. Sevmesem de bundan sonra bir iki lokma yerim. Aferin benim oğluma. Hadi afiyet olsun. Ben içerideyim. Çorba taşarsa falan bana haber ver, tamam mı? Tamam anneciğim. Yumurtaya bak, mis gibi kokuyor. Şöyle ekmeği bandıra bandıra. Bence hiçbir yemek tereyağı da yumurtanın yerini tutamaz. Nasıl yani Şakir? Tereyağlı yumurta mı yiyorsun? Kokusu ta içerilere kadar geliyor. Bir de beni çağırmıyorsun. Aşk olsun, küseceğim vallahi. Ne kadar güzel gözüküyor. Hem de bir tane kırmışsın. Necati abi, dolapta başka yemekler de var. Hatta annem bir de çorba pişiriyor. Ya, bu mis gibi kokan çorba mı? Dur bir de ona bakayım o zaman. Kadriye gene döktürmüş. Ben bir kaşık alayım da tadına tuzuna bakayım. Yok, bunun tuzu az olmuş. En iyisi ben biraz daha tuz katayım. Hatta baharatlandırayım. Daha güzel oldu. Necati abi, gel beraber yiyelim. Paylaştıkça çoğalır nasıl olsa. Yok Şakir, ben karar verdim. Çorba yiyeceğim. Tuzu da eksikti. Biraz da baharat kattım. Hadi sana afiyet olsun. Şakir evladım, tereyağda yumurta yiyorsun değil mi? Evet dedeciğim, ama paylaşabilirim istiyorsan. Peki bu kokular nereden geliyor? Annem çorba pişiriyor dedeciğim. Ben bir çorbaya bakayım o zaman. Tuzuna da bakayım. Yok, bunun tuzu eksik olmuş. Baharatları da eksik. Ama dedeciğim, az önce Necat abi de geldi. O da bir sürü tuz ve baharat attı. Yok evladım yok. Az dediysem azdır. Ben de tuz katayım. Ne demişler? Çorbada benim de tuzum olsun. Ama dede, annem kızacak şimdi. Çok güzel oldu, çok güzel. Kaynayınca bana haber ver. Çok severim bu çorbayı. Her gelen tuz attı çorbaya. Şimdi ne olacak hiç bilmiyorum. Şakir, hiç gözükmüyorsun ortalarda. Ne yapıyorsun oğlum? Bak. Tereyağlı yumurta yiyorsun he? Hiç insan babasız yer mi oğlum bunları? Aha, yemedik yedirdik, giymedik giydirdik. Neticesi bu mu olacaktı? Babacım abartma istersen. Altı üstü bir yumurta kırdım işte. Gel sen de ye. Ama başka yemekler de var. Hatta çorba da pişiyor. Mis gibi de kokmuş. Dur ben bir bakayım şu çorbaya. Pek güzel gözüküyor. Tadı nasıl acaba? Yok. Bunun tadı tuzu pek yerinde değil. En iyisi ben bir tatlandırayım. Baba dur, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum Şakir? Çorbaya tuz atıyorum. Ama baba. Bak şimdi daha güzel olacak. Çorba pişince haber ver Şakir. Heyecanla bekliyorum. Bu güzel kokular buradan mı geliyor Şakir? Heh canım, bir sen eksiktin. Çorba pişiyor. Evet. İstersen bir tadına tuzuna bak. Ne diyorsun Şakir? Hemen bakıyorum. Ay ne güzel kaynıyor böyle. Annem kesin tuzunu az atmıştır. Biraz ben de tatlandırayım. Canan hayır. Ne oldu Şakir? Niye bu kadar bağırıyorsun? Altı üstü bir tuz attım işte.
Canan bunu yapmayacaktın. Pişince haber ver Şakir. Merakla bekliyorum. Ne oldu Şakir? Kötü bir şey mi var? Yok anneciğim yok. Herkes çok acıkmış. Merakla çorbayı bekliyorlar. Tamam tamam. Hemen hazırlayayım o zaman. Millet aç kalmasın. Hadi buyurun bakalım. Çorbalarınızı koydum. Afiyet olsun. Çok özene bözene yaptım. Oo, ben bir kase içtim bile. Çok güzel olmuş gerçekten. Bana biraz baharatlı ve tuzlu geldi ama. Remzi sen niye öyle yüzünü ekşitiyorsun? Kadriye bu çorbada bir gariplik var. Acayip derecede karnım ağrımaya başladı. Kramplar giriyor, çok kötü oluyorum. Kadriye sen bu çorbaya ne kattın? Aa, üstüme iyilik sağlık ayol. Ne katacağım? Sevgimi ve elimin lezzetini kattım. Benim acil lavaboya gitmem lazım. Yetişemeyeceğim galiba. Necati. Tamam tamam özür dilerim ben gidiyorum. Ne oldu ayol böyle hiçbir şey anlamadım. Anne anne. Efendim Şakir ne oldu? Ben biliyorum niye böyle olduğunu. Niye Şakir? Anne sen çorbayı ocakta bıraktın ya. Necati abi, dedem, babam, hatta Canan bile hepsi birer kaşık tuz attı anne. Nasıl yani? Ben onun tuzunu, baharatını gayet güzel ayarlamıştım. Bu sesler de nereden geliyor? Galiba Necati abiden. Necati evimi yıkma lütfen. Ay yok ben gidemeyeceğim peşlerinden. Yoruldum. Necati çık artık oradan. Çıkamam Remzi. Çok fenayım. Sifonu çekip çekip duruyorum ama bana mısın demiyor. Necati oldu olacak banyoyu da temizle bari. Tamam birazdan çıkıyorum. Üf ellerimi yıkamasam olmaz mı acaba? Necati abi konuştuklarını duyuyorum. Ben Şakir. Ellerini yıka lütfen. Tamam tamam yıkıyorum. Ay banyoları da pek güzelmiş. Aa bir de şurada tartı var. Ne zamandır tartılmamıştım. Yok canım bu tartı yanlış. Ben bu kadar kilolu olamam. Necati nerede kaldın? Kadriye midem çok bozuldu. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Aa niye Kadriye diyorsun ayol? Benim ne suçum var şimdi? Her gelen çorbaya bir tuz atmış. Halbuki ben onun tuzunu baharatını ayarlamıştım. Niye karıştırıyorsunuz benim çorbamı? Remzi bana bir şeyler oluyor Remzi. Aa gerçekten de düştü bayıldı. Baba bak ne diyeceğim. Bize bir kebap ısmarlasana. Yanında da lahmacun. Ne? Kebap mı? Lahmacun mu? Olur olur. Bana 1,5 ısmarlayın. Necati. Efendim. Hani sen az önce bayılmıştın Necati. Çorba dokunmuştu. Ne oldu? Ben senin masumluktan bayıldığını biliyordum Necati abi. Sadece espri yapmıştım. Ya öyle mi? Ay ben gene fena oluyorum galiba. Necati abi gene bayıldı.